Tasarım görünümünde bir tablo oluşturmadan önce bir veri tabanı dosyası oluşturalım. Veri tabanımızın adı öğrenciler olsun. Öğrenci bilgilerini içeren tabloyu düzenlemeden önce tablo içerisindeki alanları belirlemeliyiz. Bunlar okulunu, adı, soyadı, veli, telefon, adres gibi başlıklar olabilir. Pencerenin sol tarafında bulunan bölmede tablo 1 üzerinde sağa tıklayıp tasarım görünümü seçeneğini tıklayalım. Tabloya öğrenciler adını verelim. Tablo tasarım görünümünde açılacaktır. Alan adı sütununa belirlediğimiz başlıkları veri türü kısmına tür bilgisini, tanım kısmına ise eklemek istediğimiz bir açıklamayı girebiliriz. Alan adları girildikten sonra veri türlerini belirleyebiliriz. Okul nuğu alanı her öğrenci için tek olacağından veri türü otomatik sayı olarak seçilebilir. Veri türlerini seçerken dikkatli olmak gerekir. Çünkü sayı girilecek alanı metin veya tarih olarak belirlersek girilen veriler istenilen şekilde gelmeyecektir. Veri türleri otomatik metin olarak metin tanımıyla gelir. Sayısal alanlar belirlerken bu alanların aritmetik işlem yapılan alanlar olmasına dikkat edilmelidir. Tanım sütununa yazılanlar, tablo açıldığında, alan üzerinde fare ile gidildiğinde otomatik olarak durum çubuğunda görüntülenir. Tablomuzu veri tabanı dosyamıza kaydedelim. Hızlı erişim araç çubuğundaki kaydet butonuna tıklayarak işlemi tamamlarız. Böylece tasarım görünümünde tablomuzu hazırlamış olduk. Mehmet Altuğ Özen, Arge Birimi, Yazılım Ekibi.